Evet, güzel havayı bulduk. Hollanda'da güzel havayı buldun mu? Yarım saatte olsa, bir saatte olsa çıkacaksın, yoksa bok yedin. Hava yok. Var da soğuk. Ha yine yani Kasım ortası sonuna kadar yine motorla gezecek vakit bulunur. Çünkü burada güzel havayı bulamadım. Hani sırf ulaşım aracı olarak motosiklete, yani çok ters bir yere gitmiyorsan, ters bir saatte gitmiyorsan aşırı ihtiyacın yok. O yüzden hani kışın bir de don falan oluyor yani sabahları. Bir çıkıyorsun, şey uyarısı var, telefonda bile geliyor yani, don uyarısı. Ama çıkmasanız daha iyi. Yani çok zorlamayın. Aracınızda falan gibi oluyorlar. O yüzden güzel havayı buldun mu çıkacaksın. Bugün de ben hemen bir yapıştırdım güzel havada. Ufak bir turlayıp döneceğim. O arada da yine asla ne konuşacağım bilmeden çıktım. Ama bak, çok hızlı şundan bahsedebilirim. Bir şey kokuyor ya. Ne kokuyor acaba? Allah Allah. Burada şöyle bir şey var bak, bir anda çıktınız mı Kurban Bayramı gibi kokuyor dışarısı. O gübre kokusuymuş. Onu sonradan öğrendim. Burada özellikle kanal kenarlarında bayağı yeşillik var. O yeşilliklere işte bitkiler, çiçekler ekiliyor. Ağaçlar budanıyor, bir şeyler oluyor. Mutlaka bir gübreleme oluyor. Neyse, o kokuymuş. Neyse, kokuyu atlattık. Önce The Bear. Ayı. The Ayı dizisini bir tavsiye edeyim. Çok duymuşsunuzdur muhtemelen. Twitter takip edenler. Böyle işte Variety bilmem ne. Twitter'da ünlü dizi film sayfanı takip edenler zaten görüp duymuştur. The Bear dizisi. Ayı dizisi şu an çok popüler FX'te. Bir noktada Disney Plus'a da gelecekmiş. Bilmiyorum ne zaman gelecek. O yüzden Hollanda'da da olsam birazcık farklı yollardan izlememiz gerekti. Çok güzel dizi. Yani vaktiniz varsa ve şöyle hızlı akacak bir şeyler izleyeyim. Kaliteli olsun. Hızlı akacak derken, hızlı akan kalitesiz iş çok. İşte üçüncü sınıf polisiye diziler. Hep aynı olayların işlendiği dandik mafya dizileri, bilmem ne, cartçurt. Yani aksiyon dizisi bulursunuz, bir yerlerde vardır. Onları ben böyle ta işte sinefil dönemlerinin patladığı 2001 ve sonrasında çok tüketiyordum. Aptal aptal diziler izliyorduk o zaman. Yok CSI'lar, yok Numbers'lar, yok bir şey. Bir sürü dizi vardı. Hepsini deli gibi takip ediyorduk. Artık o kadar vakit yok. Daha seçici olmak önemli. Sizin için de önemli. Öyle bir ortamda The Bear gibi bir dizi yapıp üzerine de yarım saatte derdini anlatıp, hem de çok güzel anlatıp, inanılmaz tempo kasan, hiç sıkmayan, ilgi çekici, yani seyircinin istediği her şey var. Bir yandan da aslında şu anda dünyada her noktada popüler olan işte MasterChef'lerin tonlarca versiyonu var. Yani Türkiye versiyonu belki de en zayıfı. Avustralya versiyonu var. Amerika var. Bilmem ne var. Hepsi çok iyi. Hele de sanırım Avustralya versiyonuydu. O bayağı eğlenceli. Kanada'da var. Bulursanız onlara bir bakın. Biz eskiden yayınlarda birkaç kere izlemiştik. Türkiye'ye bin basar yani. Ya mutfak her zaman ilgi çekiyor. Oradaki aksiyon da ilgi çekiyor. Oranın arka planı da ilgi çekiyor. O arka planı hem geleneksel aile yapısı, İtalya'da yaşayan bir Amerikanın geleneksel aile bakışı, kafa yapısı, mutfak alışkanlıkları üzerinden kurup bir de üstüne daha modern yolu tercih etmiş bir şefin adaptasyonunu ekleyip mis gibi bir iş çıkarmışlar. Tabii arka planda da daha sert bir aile draması dönüyor. Ortada ölen bir abi var, onunla ilgili çözülmeyen, konuşulmayan, konuşulmak istemeyen pişmanlıklar, sırlar vesaire var. Bu da daha böyle klasik dizi tekniğini kapsıyor. Mükemmel. Henüz bitirmedim. 4. bölümdeyim.
Zaten 8 bölüm, bölümler 30 dakika. Muhtemelen bir oturuşta bile çok rahat bitirirsiniz. Ben de birkaç güne bitiririm. Ona da bir video yine patlatırız. Ama patlatmadan önce bir tavsiye edeyim istedim. Hollanda'da bağlantı noktaları. Hop, bak sinyali verdik. Abimiz arkada bir araba boyu boşluk bırakıp bana yolunu verdi. Teşekkür ediyorum. Hatta cinsiyetçilik yaptığımı da fark ettim. Ablamızmış. Bakın görüyorsunuz benim gibi bir SCV bile günlük hayat alışkanlıklarında hala cinsiyetçilik yapabiliyor. Ağız alışkanlığı işte. Yani bunlar hep hani hep kavga ediyoruz ya bu kelimelerle. Abi dedik, bilim adamı dedik, ne olacak falan. Oluyor işte, olmaması lazım. Ya kavga etmenin de anlamı yok. Bizim Türkçe'de evet belki hişi ayrımı yok ama işte bu alışkanlıklar var. Abi adama dedim ki böyle dedim, işte adam aldık falan gibi devamlı aslında hep böyle adam, abi, bilmem ne tarzı erkek tanımı yapan kelimeleri aslında günlük hayatta bayağı kullanıyoruz. Fark etmiyoruz da tabii bunlar alışkanlık, bunları değiştirmek lazım. Ben de demin bir tane yaptım, araya sıkıştırdım. Bir diğer konuşacağım dizi de hızlıca House of Dragon. House of Dragon zaten Game of Thrones seviyordum abi ben. Çöp verseler izlerim. Onlar direkt izledi zaten. Ya Game of Thrones seviyorduk ama son 3 sezonu neydi abi ya? Çok sıkıldık. Hele final olmadı yani. Hiç George R. R. Martin abimin, ben kitabını da okudum. Hiç yazdığı gibi olmadı ya bu işler. Zaten yazacağı gibi de olmadı daha doğrusu. Biliyorsanız hiç çekinmeyin. İzleyin. Ben açıkçası güveniyordum. Daha önce söylemiştim. Diziye ciddi güveniyordum. Çünkü George R. R. Martin aktif içindeydi. Hatta şu an dizinin pazarlamasını George R. R. Martin'in Game of Thrones'un son sezonlarında daha az dahil olması, hatta hiç olmaması üzerinden yapıyorlar. Çünkü haklılar. Bir grup öyle biliyor. Hala hiç ilgilenmeyenler ama diziye küfür edenler. Gerçekten de işin içinde değildi. Çok uzaklaşmıştı. Hatta son açıklamasında da ben dizi 10 sezon olsun istedim, 12 sezon olsun istedim diyordu. Selamımızı da verdik. Burada çok güzel ya. Motorcularla selamlaşmak çok güzel. Casual selam veriyorlar devamlı. Ne diyordum? Ben daha uzun olsun istiyordum demesinin nedeni de aslında bazı karakterlerin hikaye arklarının çok kısa kesilmesi, derinleştirilmemesinden dolayı. Hani şunu diyebilir insanlar, ulan daha ne anlatacaktı zaten. Halbuki son iki sezonda koştur koştur olan her şeyi aslında kurarak anlatsaydı bizim üçüncü sezonda yaşadığımız muhteşem, işte spoiler olmasın izlemeyenler için, muhteşem anlar için iki sezonluk hazırlıklar, ta dizinin başından beri işte dördüncü sezona yapılan hazırlıklar vesaire gibi çok daha etkileyici bir anlatım olacaktı. Şimdi bütün pazarlamayı bunun üzerine kuruyorlar. Neyse dönüyorum. Gerçekten dizi izlenmeye değer. Gayet iyi olmuş. Fire and Blood aslında bir tarih kitabı Game of Thrones lore'unda. Ben okumadım henüz. Çok da spoiler olmasın diye şimdi koştur koştur okumuyorum. Ama okuyacağım tabii ki. Ama anladığım kadarıyla zaten George R. Martin'in de açıklamalarından böyle birebir alınacak bir durum yok. Yani random oradan bazı şeyler alıp biraz üzerine yazıp, hatta belki de ben şunu da bekliyorum. Biraz belki de Game of Thrones bitmiş olsa da kitaplar çıkmadığı için belki de kitaplara böyle minnoş göndermeler yapıp kendini toparlayacaktır deyip şu iki tavsiyeyi motor üstünde yapayım dedim. Bu da böyle kısa bir video olsun. Yoksa rüzgarın altında beni duymakta zorlanacaksınız. Haydi görüşürüz.